de aldı Murat'ı. Şimdi çıktılar da. Cebinden arayın isterseniz. Tamam. Tamam. Almış mı? Şimdi nereye götürüyor oğlumu? Abi tamam, sakin ol. Ver şunu bana. Ara. Ara, söyle gitmesin. Fatma gel, istersen abi konuşsun. Ben konuşacağım. Ara dönsün eve. Kasabaya mı gideceğiz? Hayır, buradayız. Nereye ama söyle. Şşt. Sürpriz sürpriz. Çalıyor mu? Kim? Hiç kimse. Açmıyor mu? Duymuyordur belki, bir daha ara. Köprüden de geçecek miyiz? Ha? Bir sus Allah aşkına Murat, bir sus. Ama söyle. Hayır. Ya. Duymuyor mu? Açmıyor abi, konuşmak istemiyor. Ver bana, ben arayacağım. Çağrıyı reddetti, duyuyor ama açmıyor. Abi hadi eve gidelim. Kapatmış. Kapatmış. Abicim hadi. Mukaddes. Mukaddes. Götürme Murat'ı. Abicim. Evet ön, götürme. Abi tamam, ver. Abi hadi eve gidelim. Eve gidince tekrar ararız. Gel. Ben de bir kapıdan restorana uğrayayım. Haysiyetsiz. Bir de bana utanmadan hesap soruyor. Sen o kıza layık mısın bir kere? Olayların üstünü örttükçe bu adam kendini şaşırdı. Elini öpecekmişim. Ulan sen benim önümü öp asıl hayvan herif. Senin için yaptıklarımdan sonra hayatım boyunca müteşekkir olman lazım bana. Tamam Münir. Kim bilir kıza neler dedi enişte. Bundan sonra ne yapacağı belli değil bu gerizekalı. Mertem. Alo canım. Bak bu da o takımın galiba. Ha, ver onu. Selim, akşam babanlara söyledin mi? Unuttum. Aşk olsun. Hadi söyle hemen. Unutmuş değil mi? Baba, Meltem yemek yapıyor, akşam bizdeyiz. Sen de dayı. Geliriz. Tamam dediler. Hah, harika. Sen babanla konuştun mu? Sabah gelmiş. Annem de akşam üzeri direkt buraya gelecek. Tamam. Biz bize miyiz? Meltem, şey söyleme istersen ya yengeme. Neden? Bunlar da yıkansın, öyle koyalım, olur mu? Söyledin değil mi? Hı. Geçmiş olsun. Sağ olsunlar, Perihan anneyle İlmiye yenge de bana paketleri açmamda yardımcı oluyorlar. Akşam ailecek olacağız yani. Erdoğan da gelecek. Erdoğan da evde. Ben gelmiyorum. Ya saçmalama canım, olur mu öyle şey? Ya, tamam tamam. Geliyoruz da dayımın bir işi var herhalde. Geliyor, geliyor. Ya, neyse, haberleşiriz akşam ya. Niye söylemese miydim? Yok yok, biz bize miyiz diye sordular. Tamam, mesele yok. İyi, geç kalmayın. Tamam. Selam söyle. Hadi bay bay. Gaye'yi sor. Gaye aramış mı? Meltem, Gaye'yle konuştun mu bugün? Aradım çağırmak için ama yarın Milano'ya dönüyormuş. O yüzden dışarıda alışveriş yapıyordu. Gelemeyecek. Tamam canım, hadi görüşürüz. Ne dedi? Gelmiyor. Yarın Milano'ya dönüyormuş. Kız kaçıyor ya. Canım, Meltem'e bir şey anlatmamış belli ki. Ya Erdoğan'ı niye çağırıyor? Ne bilsin, ilk yemeğimizi veriyoruz. Ailece olalım diye konuşmuştuk öyle. Turan Erbeylerin yanında bir tatsızlık olur şimdi, ben gelmeyeyim. Ya canım, o çekilsin senden, ya o gelmesin. Ve ayrıca gelirse de onların yanında bir durum belli edecek kadar aptal değil. Ki gelmez zaten.
Bence hiç kaçırmaz. Herkesten önce o düşer. Görün bakın. Al bunları kızım. Bana ne imzalatacaksınız bugün imzalatın, tamam mı? Yani eksik hiçbir şey kalmasın. Ayrıca finansçılar önümüzdeki hafta benim burada olmadığımı biliyorlar değil mi? Söyledim efendim. Ne var İsmail? Efendim bir durum var da. Tamam Zehra. Gel. Ne oldu? Ben odamdayım işte. Münir Bey siz de duyun isterseniz. Mustafa yaralanmış. Ne? Kaza mı geçirmiş? Bilmiyorum efendim ama öyle değil galiba. Sabah işe gelmedi. Ben de bir telefon açtım, soracak şeyler vardı. Babası çıktı, kazadan falan bahsetmedi. Durum farklı yani. Ne biliyorsun? Babası sorduğum sorulara kaçamak cevaplar veriyor. Kem küm ediyor yani. Ondan. Ne oldu acaba? Münir bir ara istersen. Şimdi konuştum. Babası çıkıyor telefona. Yoğun bakımdaymış Mustafa. Dün akşam da ameliyatı almışlar. Kötü yani. Allah Allah. Ben gidip bir bakayım ben ha. Tamam İsmail, sağ ol. Geleyim ben de? Gerek yok. Dayın gitsin gelsin. Ayrıca oraya gidince beni de ara. Bu hastane masraflarını onlar ödetmeyelim. Yani ilgilenmiş olur. Tamam. Biri bayram edecek. Ya duydunuz mu amca? Duyduk. Pek üzüldük. Ağırmış durumu. Hadi inşallah. Canım. Su mu istiyorsun? Su vermeyin dedi doktor. Pamukla dudaklarını ıslatıyorum. Sen geldin mi? Geldim aşkım. Fatma Gül. Fatma Gül affettin mi beni? Hiçbir yere gitme. Gitme. Buradayım. Fatma Gül. Affettin mi beni? Hoş geldin canım. Aldı Meryem abla. Murat'ı da aldı gitti. Ha, biliyorum, biliyorum. Benim canımı da aldı. Abicim üzme beni. Erol Bey aradı seni evde. Biliyorum. Kapıdan aradım, konuştuk. Hadi gel bir yüzünü yıkayalım. Ben yıkarım. Ne yapmak istiyor? Anlamıyorum ki. Adama gitti. Yaptı belli. Allah mukaddes hanım bak. Ne biçim kadınmış, hiç çocuğunu falan düşünmüyor. Hadi.
Gezmeye geldik, gezmeye. Burası gezme yeri değil ki. Teşekkür ederim. Bereket versin. Hadi yürü, yürü. Hadi. Yürü. Banka cüzdanı falan her şeyi almış. Ha, gel abi gel. Gel abicim. Çay içer misin? Ihlamur papatya kaynattım ocakta. Sakinleştirir. Abicim ağlama ne olur. Ben şimdi ne yapacağım Fatma Gül? Ya Murat'ı bir daha göremezsem? Hiç göremezsem? Olur mu öyle şey? Rahmi abi hadi gel. Biz oturup konuşalım, ne yapacağımıza bir karar verelim. Salih abi, misafirim var. Salih merhaba. Pardon, müsait değilsen eğer. Yok, babamla oturuyorduk, gel. Amcayla hiç tanışmamıştık. Merhaba efendim, Mukaddes ben. Merhaba. Baba, Mukaddes Hanım bizim kasabadan. Öyle mi? Ildır'dan mı? Remziye Hanımlar vardı ya, onların akrabası. Ha, tamam, tamam. Salih ile çocukluktan arkadaşız. Buyurun oturun. Buyurun. Delikanlı, merhaba. Yabancıladı birden. Bir merhaba desene. Adın ne senin? Söylesene hadi. Gidelim. Gideriz canım. Bir söyle adını. Murat. Aa, çok güzel bir adın varmış. Yakışıklı delikanlı. Maşallah. Allah bağışlasın. Amin. Eşin nasıl? İyi vallahi. Selamları var sana. Biz de öyle geziyorduk oğlumla işte. Bir çayını içelim dedik senin. Ha, iyi yaptınız. Oğlum, bize 3 çay. Salih, çocuğa sormadın. Sen ne içersin? Meyve suyu. Aferin sana. Sesin ne çıktı bak? Çenesi dişer onun sonradan işte. Bir tane de meyve suyu. Bak Mukaddes Hanım, ayıp bu yaptığı. Önce bir ara, bir konuşalım. Bak senden haber çıkmazsa eğer polise haber vereceğiz. Bak ne diyeceğim. Acaba bankayı arasak da hesaplarını dondursak mı? Parayı düşünen kim? Onu söylemedim. Parası kesilirse çıkar ortalıklara. Yani kendi ayağıyla gelir bize. Hesap yengemin üstüne. Banka ne yapacak ki? Hayır, durumu bilirlerse belki bir şey yaparlar diye düşündüm ama. Oh. Ah be Mukaddes Hanım, yapılacak şey miydi? Nasıl olsa açacak telefonunu. Bizim mesajları alınca da mutlaka geri dönecektir.
aldın? Ya öyle olmaz. Bir şekilde bulacağız onu. Şimdi o adama mı baba diyecek benim oğlum? Abi yapma ne olur. Murat'ın babası sensin. Onu sen büyüttün, sen öptün, sen sevdin. Hiç kimse senin elinden çekip alamaz onu. Olur mu hiç öyle şey? Aldı götürdü işte. Yok, aldı götürdü. Abicim fena olacaksın. Hadi abi iç şunu. Çözemez mi? Babam babam demez mi hiç? Demez mi? Tabii ki diyecek. Babam diyecek. Halam diyecek. Mutlaka göstermek zorunda. Yok ama işte. Aldı götürdü. O adama gitti belki. Tamam sana söz veriyorum. Ben kendim bulup getireceğim Murat'ı. Nereden bulacaksın? Bulacağım, sen bana bırak. Bul o zaman. Tamam. Kerim, ne olur bul oğlumu. Tamam, söz. Hadi çıkın. Mercanlı. Aferin sana. Okuyabiliyor musun? Toptan gıda. Bravo, bravo. Aferin sana. Vallahi o ne, bu ne? Sonra sonra kendi kendine söktü okumayı. Maşallah. Maşallah. Yuvadaki çocukların çoğu okuyamıyor ama biliyor musun? Ama arkadaşın yanında sakın böyle söyleme. Kendileri okuyamadığı için benim okuduklarımı atıyorsun, atıyorsun diyorlar. Bak sen şu edepsizlere. Gel bakayım sen benim yanıma. Aa, sizi sevdi vallahi. Öyle herkese gitmez o. Yanak ver bakayım. Oh, bir de şuradan ver bakayım. Aa, ne ayıp Murat. Baba sen geç kalıyorsun. Okundu mu? Neredeyse. Cuma'ya mı? Allah kabul ederse. Allah kabul etsin. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de öyle. Eşinize selam söyleyin. Söylerim. Hadi dedeye bir güle güle de bakalım. Güle güle. Gene gelirsin değil mi? Hı hı. Torunumla oynarsın. Hoşça kal. Allah kabul etsin baba. Oğlum bırak şimdi şu bardakları. Bak Murat depoyu gezmek istiyor. Biraz dolaştır onu depoda. Murat kocaman bir yer. Görmek istemez misin? Gel canım. Abinin elini bırakma. Bu ne şimdi ha? Niye geldin? Telefondan iftira atmak kolay tabii. Benden olduğu ne malum dedin. Utan be. Yavaş. Ben kim olduğumu biliyorum oğlum. Ben ne yaşadığımı kendim biliyorum. Yok ama bundan sonra. Yavaş dedim sana. Yedireceğim o lafları ben sana. Otur şuraya. Bak babam bile nasıl sevdi. Kan çekti herhalde, kan. Ya hasta etme be, bir sus. Madem sen emin değilsin, bırak baban karar versin o zaman. Bana bak. Baksana erkek torun için deliriyor. Bakarsın bizi baş tacı eder ha. Ya sen ne istiyorsun Mukaddes? Ben ne istediğimi söyledim sana telefonda. Bir elimde bavul, bir elimde çocuk. Ortada kaldım. Öğrendikleri an beni kapıya koydular, görüyor musun? Yine ben ne yapabilirim? Sen ne yapacaksın? Sen sahip çıkacaksın. Erkek sandın beni. Bakma bana öyle Salih. Senin yüzünden ortada kaldım ben. Ya Mukaddes tamam haklısın. Ama biraz da beni anla ya. Benim hiçbir şeyden haberim yokken durup dururken çıkıyorsun karşıma. Sen de durup dururken çekip gittin. Karnımda bir çocuk varken. O zaman benim günahım neydi? Tamam tamam ağlama. Şimdi şu soruna bir çözüm bulalım önce. Bak. Sizi böyle geçici olarak bir otele yerleştirelim, he? Olmaz mı? Sağ ol. Ama sadece geçici olarak. Ne yapacağımıza sonra karar veririz.
Üşüyor musun? Ben hemen geleceğim. Bu kadın olay çıkarır. Burnumuzdan getirmeden rahat etmez. Ne yapıyorsun? Uzandı biraz. Niye ümitlendiriyorsun abimi? Niye bulacağım diye söz veriyorsun? Bulacağım çünkü. Bulsan da verecek mi Murat'ı? Ben de onu diyorum zaten. Bunu da kullanacak. İyi de olmaz ama hiçbir şey yapmayalım öyle. Boş boş oturalım. Rahmi abi de için için ağlasın, hastalansın. Allah korusun. Ben öyle mi dedim? Tamam ya, biliyorum. Affedersin. Nereden duydum, duymaz olaydım. Keşke bir ömür bilmeseydim. Kadın karar vermiş zaten. Yine gidecekti. Ama biz niye gittiğini anlamayacaktık. Ben hesap sormasaydım belki. Fatmagül, burada boşu boşuna zaman kaybediyoruz. Adamın iş adresini bilmiyor muyuz? Biliyoruz işte burada. Adı Salih. Eğer yengen bu kararı verse kesin o adamın yanına gitmiştir. Doğru mu? Tamam, ben gider konuşurum. Ben de gelirim. İyi, tamam gel. Hadi. İnşallah abim biraz uyur da biz de orada hemen gider geliriz. Mukaddes! Döndü mü? Mukaddes! Merhaba Rahmi Bey. Merhaba. Merhaba. Bizim bahçeye gübre döktürdük de Meryem Hanım da istemişti. Ha, merhaba. Pardon. Nasılsınız? Ya. Girmek ister misiniz? Yok, girmeyeyim. Bahçeye geçelim de gübre döktürürüz. Bunları nereye koyalım? Arkaya, arkaya. Geliyorum şimdi yardım etmeye. Abi sen arkaya geç, ben geliyorum. Abi, dönmeyecek. Göstermeyecek oğlum, dön çabuk. Ne oldu? Yok bir şey. Sen nasılsın? İyiyim, ne olsun. Mukaddes Hanım yok mu? Aa, yok. Memleketine gitti Murat'ı da alıp. Bir akrabası hastalanmış da. Göstermeyecek mi oğlum çocuğumu? Göstermeyecek, göremeyeceğim. Abi yapma! Benim oğlum, o benim oğlum! Geri bir şey yok! Abi, tamam abi, tamam, dur sakin. Tamam. Oğlum tamam. Benim oğlum, oğlum benim oğlum. Senin oğlum. Benim oğlum. Tamam, senin oğlum. O benim oğlum. Tamam, senin oğlum. Tamam, bulacağız biz onları. Bulalım şunları. Tamam. Duydun mu? Şimdi biz gideceğiz, onların olduğu bir yere bakacağız. İki çuvalda toprak koydum. Sağ ol Emre, zahmet oldu sana. Borcumuz ne kadar? 90 lira. 90. Ne haber abi? İyidir senden. İyi, ne olsun? Abla. Kerim, 90 liran var mı? Ben hazırlıksız çıkmışım. Fatma geliyor, bak istersen. Tamam. Kahve içer miydiniz? Soğukta kaldınız ama. Yok yok, bakın siz işinize. Gidiyoruz zaten. Kusura bakmayın, ne olur. Emre, çok sağ ol canım. Rica ederim. Teşekkürler. Hadi. Nasıl? Elinize sağlık. Ne demek abi? Yine bir şeyler oluyor bu evde. Kadın bırakıp gitti mi ne? Dönmeyecek, dönmeyecek diye ağlıyor adam. Kapıyı da Mukaddes diye açtı. Tamam, hadi hadi. Meryem
Meryem abla, sen abimle kal. Biz hemen gidip gelelim, olur mu? Tabii ki. Biz de güzel güzel konuşuruz kardeşimle, ha? Almasın o adam benim oğlumu. Almasın. Üzülme ama. Tamam, biz şimdi hemen gideceğiz, geleceğiz. Tamam mı? Hadi Fatma Gül. Kerem, konuştuktan sonra ara mutlaka. Tamam. Yalnız bırakma ne olur. Bırakır mıyım hiç? Sen merak etme. Niye yukarı çıkmıyorsun? O kız hala yukarıda mı? Evet. Ne oldu? Nereye kayboldun sen? Karakola gittim. Zaptı okudum. Her şey onun yüzünden olmuş. O kız sermayeymiş. Ha? Mustafa'yı da onun belalıları bıçaklamışlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Canım. Bir şey mi istedin? Ne zaman geldin? Akşamdan beri buradaydım Mustafa. Bir ara ifade vermeye karakola gidip geldim. Halin var mı? İyi misin? Annem nerede? Annenler buradaydı. Çağırayım ister misin? Bırak. Hadi sen git. Niye? Git, durma burada. Ay, seni yalnız bırakmam. Ben yalnız değilim. Hadi git. İyi, annenler gelsin, öyle gideyim. Şimdi git. İyiyim. Ben iyiyim. Peki. Ararım seni. Başına ben açtım bu dertleri. Şşş, hadi. Merhaba. Merhaba. Mustafa, ne oldu? Geçmiş olsun. Ha? İsmail haber verdi. Ne oldu sana? Nazar değdi. Ne oldu? Kaza mı geçirdin? Anlat bakayım. Bıçaklandım. Ne diyorsun ya? Görüşürüz, hoşça kalın. Ben gidiyorum şimdilik. Gelme artık. Mustafa'dan uzak dur. Ben her şeyi öğrendim. Daha beter başımızı belaya soktum.
Asu! Asu! Gel lan buraya. Bırak beni, bırak, polis çağırırım. Nereye çağırıyorsun lan? Ha? Nereye çağırıyorsun? Hepinizi süründüreceğim, hepinizi. Sus diyorum sana, sus. Verdim isimlerinizi. Bana bak lan, akıllı ol. Bırak! Yanlış yaptım. Korkmuyorum sizden. Fazla kalkmış ama o iner o, merak etme. Bilal abi indirmesini bilir. Hiçbir şey yapamaz. Sen böyle yapmaya devam et istersen. Bak bakalım ne oluyor. Bilal abi hiçbir işini yarım bırakmaz. O herifin soluğunu kesmeden asla bırakmaz. Anladın mı? Sonra da sıra sana gelir. Ben bunun hesabını soracağım sizden. Neyine güveniyorsun lan sen? He? Nasıl olsa yalnız kalacaksın. Bu adamla görüşmeye devam edersen olacağı bu. Aklını kullan, adama acı. Bu yol çıkmaz yol. Boşuna debelenme. Anladın mı? Evine git. Benden haber bekle. Akşam arayacağım seni. Sen kimlere bulaşmışsın? Nasıl bir pisliğe bulaşmışsın ya? İyi tamam. Anlattığıma pişman etme. Olmaz öyle. Kurtul bu kızdan. Aklını kullan. Sen artık Reşat Yaşar'ın adamısın. Eğer bunun sürmesini istiyorsan ona göre yaşayacaksın. Pisliğin içinde değil. Öyle değil mi? Merhaba. Ya büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın oğlum? Açmışsın gözlerini. Daha iyiyim. Neyse ucuz atlatmışsınız. Allah size acıdı vallahi. Öyle. Ben daha fazla yormayayım Mustafa'yı da. Sonra uğrarım tekrar, tamam mı? Gerek yok, zaten çıkarım. Ya nereye çıkıyorsun? Dur bakalım bir. Siz rahat mısınız? Başka bir odaya aldırayım mı? Hayır, hayır. Gerek yok. Peki, tamam. Bunu alın, bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Ben yollarım adamları zaten. Sağ olun, teşekkür ederiz. Reşat Bey'in bu arada selamı var. Oradan beni ara dedi ama zaten senin konuşacak halin yok. Ben anlatırım ona her şeyi. Peki, tekrar geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Sana dediklerimi sakın unutma. Bir an önce ayağa kalkmaya bak, tamam mı? Hadi hoşça kalın, görüşürüz. Güle güle. Niye öyle bakıyorsun? Baban karakola gitmiş de. Tamam, anladım. Konuşmaya gerek yok. Geçtik mi acaba? Yok, ben bakıyorum sağa. Şu adama soralım mı? Pardon. Mercan'ın toptan gıda nerede biliyor musunuz? Bu yol üzerindeymiş. İleride 500 metre sağda. Tamam, teşekkürler. Bu ne ya? Herkes 500 metre ileride diyor. Neyse, en azından doğru yoldayız. Kalbim deli gibi çarpıyor. Orada olmaları çok küçük bir ihtimal. En azından nerede olduklarını öğrenebileceğiz. İnşallah. Hikayesini anlattığında bir sürü boşluk dolmuştu kafamda. Niye beni korkularla büyüttüğünü anlamıştım. Kendi korkularıymış meğer, kendi çaresizliğiymiş. İlk kez gerçek mukaddesi gördüm ama yaptı yine yapacağını. Ne
Sen gel mi istersen? Hayır, ben de geleceğim. Kolay gelsin. Biz Salih Mercanlı'ya bakmıştık da burada mı kendisi? Salih abi az önce dışarı çıktı. Peki ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Bekleyelim. Bence hiç beklemeyin, bugün gelmez. Hadi ya, hay Allah. Ben yardımcı olayım, ne vardı? Yok, bizim kendisiyle konuşmamız lazım. Bugün buraya bir yanımda çocuk geldi mi? Tamam. Yani Salih Bey misafiri. Vallahi bilmiyorum. Heh. Ali, bir baksana evladım. Buyurun. Beyefendilere bir yardımcı olsana. Ya biz Salih Bey'e bakmıştık da o da dışarıdaymış. Evet, akşamüstü gelecek. Salih Bey'in yanında misafirleri var mıydı? Bir bayanla bir çocuk. Evet, birlikte çıktılar. Peki nereye gittiler? Ben nereden bileyim abi nereye gittiklerini? Hemşerisiydi herhalde Ildır'da. Onları bir yere bırakacaktı herhalde. Yengenin elinde bavul vardı. Cebinden arası. Numarası kaç? Ben nereden bileyim numarasını? Sen kendi numaranı şuraya yaz. Gelince ben seni aratırım. Lan oğlum, soğuttun çayları. İsmimi, numaramı yazdım. Gelince mutlaka arasın beni. Söylerim. Remzi amca hoş geldin. Bak babası da geldi. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz. Bunları Salih'in evine yolla. Yeni dünya. Çocuklar seviyorlar diye aldım. Torunlara var da bize yok mu Remzi amca? Gel sen de al. Buyurun, siz de alır mısınız? Yok, sağ olun. Salih abi arıyorlar. Konu neydi? Eğer alacak verecek meselesi ise ben size yardımcı olayım. Yok, onunla biz başka bir konuda konuşacaktık da. İsmim, numaram orada yazıyor. Gelince mutlaka arasın bizi. Hadi gidelim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kim bunlar? Sabah gelen hanımın akrabaları herhalde. Önce Salih abiyi sordular, sonra yanında çocuk var mı dediler. Allah Allah. Sen şu Salih'i bir arayıver. Tamam. Allah kahretsin, karıştırdıkça altından başka bir şey çıkıyor. Adam evliymiş, iki tane çocuğu varmış, delirmiş bu kadın. Hadi bin. Ne olacak şimdi, işler daha da karıştı. Bilmiyorum, bin. İyi istirahatler. Sağ olun. Arabaya binince böyle uyur o işte. Açsana, uyanacak. Efendim? Salih oğlum, neredesin? Baba, bir işim çıktı. Ne işi? Eskişehir'den bir müşterim geldi, onu ağırlıyorum. Birileri geldi buralara. Seni sordular. Kim? Kerim Ilgaz adına bir genç. Kerim Ilgaz mı? Öyle birini tanımıyorum. Eyvahlar. Yo, hatırladım baba, hatırladım. Asker arkadaşımın şeysi. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Telefon numarası bırakmış. Gelince beni arasın demiş. Tamam, numarası var bende, ararım onu. Sen ara, bana da haber ver. Ne istiyormuş, ben de merak ettim. Tamam baba, ararım ben seni. Kerim seni mi sormuş? Kim ulan o? Şişt, görümcemin kocası. Benim oraya gelmiş. Eyvahlar olsun. Buldular izimizi, görüyor musun? Allah kahretsin. Düştüler peşimize. Senin kim olduğunu da biliyorlar. Yaktın beni, yaktın sen. Nasıl sen beni yaktın ulan? Şişt. Ben sana demedim lan buralara kadar gelme diye. Bu vardı gelecek buraya. Salih sus. Lan bir de sülalenle mi uğraşacağım senin? Dert mi aldık başımıza? Bunun dönüşü yok artık. Ne yapacaksın onu düşün asıl sen.
Buralara kadar gelirken bana mı sordun lan? Kendin de düşün ne yapacağını. Başka çare yok diyorum sana, mecbursun. Lan senin için hayatımı mı mahvedeceğim be? He? Dur şakamdan lan, Allah'ın cezası dur şakamdan. Salih yapma. Anne. Çocuğuna. Çocuğuna da sana da be. Niye bağırıyor adam? Korkma, korkma. Korkma. Nereye geldik, evimize gidelim. Yat sen. Korkma sakın, tamam mı? Geleceğim ben hemen. Anne nereye? Sesini çıkarma. Ben geleceğim. Sakın sesini çıkarma. Şunu. Remzi Bey mukaddes ben. Bugün tanışmıştık hani. Murat'ı çok sevmiştiniz. Murat sizin torununuz. Ne yaptın ulan? He Allah'ın izahı. Ne yaptın ulan? Cevabını. Beni böyle öldürdün. Yalan söyledim. Ne yaptın yalan ulan? Söyledim. Ne yaptın? Yalan söyledim ben. Hanımefendi. Ulaşılamıyor. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi iyi misiniz? Kalk. Polisi arayalım mı hanımefendi? Yardım ister misiniz? Hanımefendi. İçeri götürelim. Yardımcı alalım mı? Yavaş yavaş içeri girelim. Yavaş yavaş. Gelecek birazdan. Anne mi? Anne! Hanımefendi? Ne oldu? Ne oldu sana? O adam mı yaptı? Yürü hadi. Yürü. Çok zor bir hayat yaşamış. Belli. Hiç şefkat görmemiş. O yüzden de zor kararlar almak zorunda kalmış. Doğru yanlış tartışılır. Ama çok şanslıymış ha? Sen çıkmışsın karşısına. Hiç bırakmayacağım demişti bana. Kardeşine bakacağım, aile olacağız. Ama uğraştı. Allah için çok uğraştı benimle. Bizi toparladı. İşi gücü onun sayesinde büyüttük. Çalışkandı çok. Kızardı bana. Ben unutuyorum ya söylenenleri. Kafa yok ki, unuturum. Çok kızardı. Sen çok iyi bir insansın. Her şeyden önemli bu. Çok iyi bir kocasın. Çok şefkatli bir babasın. Kendini sakın bir şeylerle suçlama. Bazen de çocuğumu alır giderim derdi bana. Korkardım. Korktum başıma geldi. Aldı çocuğumu gitti. Yapma ne olur.
Ne olur yapma. Harap etme kendini ha. Ben oğlumu çok özledim Meryem abla. Çocuğumu çok özledim. Ben onsuz ne yaparım? Kerim'le Fatma Gül getirecekler sana onu. Ya gelmezse? Bir daha göremezsem ben çocuğumu. Fatma Gül, toparlan artık. Hadi gidelim. Abin daha fazla merakta bırakmayalım ha. Bizi bekliyor. Ne diyeceğim ona? Nasıl anlatacağım? Ağlama. Ağlama ne olur. Nasıl söyleyeceğim o adamla gittiğini? Şimdilik bir şey söylemeyelim. İzlerini bulamadık deriz. Onları bulana kadar da bir şekilde böyle idare edeceğiz. Bulsak ne olacak ki? En azından ne yapmaya çalıştıklarını öğreniriz. Ne yapmaya çalıştığı belli değil mi? Her şey ortada. Kararlarını vermişler işte. İkisi de evli. Böyle bir şey cesaret edebildiklerine göre gözlerini karartmışlar demektir. Bizim bir sözümüzle mi dönecekler yollarından? Zaten dönseler ne olacak? Ben asıl Murat'ı merak ediyorum. Söylemiş midir ona? Bilmem. Söyleyince ne olacak peki? Mahvolacak çocuk. Fatma Gül hadi toparlan. Abin seni böyle görmesin. Hadi. Düştüm diye o adam vurdu. Değil mi? O kanattı yüzünü. Ne alakası var oğlum? Aa. Vardı ama sana çok korktum ben. Sen acıktın mı? Yemek söyleyeyim mi sana? Ben eve gitmek istiyorum. Yemek falan istemiyorum. Çizgi film açayım. Ben çizgi film de istemiyorum. Eve gidelim ya. Telefon ederim. Şimdi yemek getirirler. Televizyonun karşısında rahat rahat yersin, tamam mı? Hayır, istemiyorum. Murat. Bana ne? Murat. Babanın evimize gidelim. Beni eve götür. Gidecek bir evimiz yok bizim. Kendimize yeni bir ev bulacağız. Güzel manzaralı, sıcacık kaloriferli. Senin kendi odan olacak. Rahat rahat orada uyuyacaksın. Ben babamla yatacağım, halamla yatacağım. İstemiyorum yeni ev. Murat, yeter artık. Bana ne, bana ne? Ben evimizi istiyorum. Yeter ama! Canım burnumda zaten. Televizyon seyret, sus artık! İnanmıyorum Taner. Kızımızın ne marifetleri varmış da haberimiz yokmuş. Aşk olsun anneciğim. Mahcup etme şimdi kızı. Maharetlerini göstermesine ne zaman izin verdin ki? Bütün bunları gerçekten hiç yardım almadan mı yaptın? Evet, hepsini kendi ellerimle yaptım. Hem de büyük bir zevkle. Ben söylüyorum, Selim çok şanslı vallahi. Darısı başına Münir abi. Ay,
Gerçekten çok güzelmiş. Ama ne gerek vardı? Siz zaten almıştınız hediyenizi. Meltem görünce çok sever diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Rica ederiz. Buraya da çok yakıştı. Bence de. Yeri tam orası. Meltemciğim, Gaye gelmeyecek mi? Aradım ama maalesef yarın yola çıkacağı için hazırlanması gerekiyormuş. Selim nerelerde? O da Vural'ı buraya gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Gidiken niye almadınız Şemsi? Yorgunmuş, zorlamak istemedim. Ben bir bakayım. Fazla ısrar etmeyin Erdoğan. Gelmek istemiyorsa gelmesin. Oğlum şansımız döndü. Herif kendi bulmuş cezasını. Öyle mi diyorsun? O kadının yüzünden yemiş bıçağı. Kadının belalıları indirmiş yere. Asu ne olmuş? Ya ne bileyim ben Asu'yu. Mustafa Azdağ diğer tarafı boyluyormuş diyorum oğlum sana. Aslında var ya, herifler elleri değmişken tamamen halletselerdi keşke şu işi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne var? Fena mı olurdu? Manyak manyak konuşma. Vural hadi gel be oğlum. Meltem bir yemek yapmış, kafayı yersin. Size afiyet olsun. Ya sıktın ama ha. Herkes burada, gel işte. İyi işte bak, gelmemem için bir sebep daha. Hadi sen misafirlerinle ilgilen. Gelmez, sen gelme. Oğlum saçma sapan konuşma şu herifle. Zaten zor toparlıyoruz, iyice dağıttıracaksın. Hem elleri değmişken temizleselerdi falan ne demek? Ölmesini mi istiyorsun Mustafa? Hepimizin içine gelirdi. Katil miyiz oğlum biz? Mustafa'nın ölmesini isteyecek kadar cani miyiz? Bana numara yapma oğlum. Bunu en çok sen isterdin. Ne diyor Uyar? İşi varmış. Ne işi varmış? İşi gücü içmek onun. Gül diyorum. Ah etti zar. Oğlum bu hallere düştü. Nereden çıkıyorsun şimdi bunları öyle de? Bu hallere düşecek çocuk muydu benim oğlum? Onun yüzünden dağıldı böyle. Akıllı uslu çocuktu. Ne yaptığını bilmez oldu. Gözünü açtı Fatma Gül'ü gördü o da. Ondan başkasını bilmezdi ki. Hele bunun gibilerle işim olurdu benim oğlum. Şimdi düştüğü şu duruma bak. Boncuk boncuk terlemiş. Derecesini alalım. Al kızım, al. Kaç? Biraz yüksek. Neden acaba? Terslik mi var? Siz dışarı çıkın biraz amca. Niye? Aysel doktor beye söyle 1332'ye bakması lazım acil. Neler oluyor? Telaşlanacak bir şey yok teyzeciğim. Siz dışarı çıkın. Nasıl yok? Acil dedin. Enfeksiyon oluşmuş olabilir. Doktor bir baksın lütfen. Kötüleşiyor mu Mustafa? Teyzeciğim lütfen. Hadi hadi. Hadi zorluk çıkartmıyorum. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şşş hadi. Allah'ım sen yardım et. Şşş.
dedik biz sana kızım. Niye duruyor hala burada? Doktor bey ne oluyor? Bakacağız, sakin olun. Hemşire hanım ateşi yüksek dedi, çok da terledi. İzin verin lütfen. Abi. Abi. Işığı açayım mı? Açma, uyuyorum ben, açma. Hadi kalk, yemek yiyeceğiz. Yemeyeceğim ben. Ama yemeden olur mu? Olur olur. Ye sen, yemeyeceğim ben. Hadi benim hatırım için. Fatma Gül, uyumak istiyorum ben. Uykum var. Ne olur kardeşim, uyuyacağım. Peki içecek bir şey getireyim mi sana? İstemiyorum. Uyumak istiyorum ben sadece. Tamam ama bir şey istersen seslen, olur mu? Olur olur, seslenirim, olur. Ne oldu? Gelmedi mi? Cık. Ama böyle olmaz ki, aç aç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Söyledim ama fazla da zorlayamadım. Böyle kapattı kendini odaya. Ne yapıyor? Murat'ın kamyonuna sarılmış, öylece yatıyor. Canım benim. Bırakmadı bir türlü onu elinden. Hadi bakalım, çorba hazır. Şimdi salatanın sosunu da hazırladın mı sofrayı? Ben yaparım salatanın sosunu. Ver. Olur. Yapmışsın. Hiç yiyecek halim yok benim. Bak şimdi yapma ama sen de ha. Çıktın mı? Hadi bakalım, yemek hazır. Yok abla, ben yiyemeyeceğim. Aa. Yiyemeyeceğim, aç değilim. Yapmayın çocuklar. Canım sıkkın zaten, bir de siz üzmeyin. Zorlama ne olur. Boğazımdan gitmeyecek benim de. Kızıyorum ama. Yenilecek yemek. İyi tamam, az koy bana. Fatma Gül, ver kızım tabağını, önce seninkini koyayım. Rahmi abi yemiyor mu? Hı hı. Thank you.
afiyet olsun. Telefonu hala kapalı. Açmaya yüzü yok ki. Ama çıksın abimin karşısında konuşsun. Bundan sonra ne yapacaklarına birlikte karar versinler. Ya bir gün boşanma davası açar da pat diye kağıt gelirse kapıya? Sen olacağına bak. Ne olursa olsun abimle konuşması lazım. Murat resmen abimin oğlu. O çocuğun durumu ne olacak? Abimin hiç mi söz hakkı yok Murat üstünde? Dur bakalım, zaman ne gösterecek? Adama da haber gitmiştir şimdi. Abimin aradığını öğrenmiştir. Kim bilir, belki İstanbul'dan kaçarlar. Kim bilir? Polise haber veremez miyiz? Abimin böyle bir hakkı yok mu Murat üstünde? Bilmem. Ya belki de vardır. Ama bu Murat için iyi olur mu onu bilemem tabii. Çocuk daha fazla yara almadan nasıl halledebiliriz bu işi? Onu düşünmek lazım. Dur bakalım, şu adamın iş yerine ben yarın bir daha gideyim. O mu? Hay Kristin. How are you? Yes, yes. Yes, I'm okay. Yes, go on. Adamın karısının haberi var mı acaba? O evde de kim bilir ne kavgalar çıkacak, ne patırtı kopacak. Değil mi ama? O kadın da aynı abim gibi acı çekecek. Herkes ayrı ayrı acı çekecek. İnsanları bu kadar üzmeye hiç hakları yok, hiç. Yarın abim bırakıp nasıl işe gideceğim ben ya daha kötü olursa? Pardon, sesi iyi gelmiyordu da ben de yüksek sesle konuşmamak için dışarı çıktım. Kristin iki gün sonra geliyormuş abla. Hemen başlayacak mısın diye soruyor. O kadar çabuk mu? Hı-hı. Anlattığına göre iş fena değilmiş iş. Burada başka işler de alacakmış. Bakalım gerisi gelecek. Hayırlısı. İyi olacak benim için. Abi mi seslendi? Yo, hayır, hayır. Sana öyle geldi. Gel otur hadi sofraya. Yok, daha fazla yiyemeyeceğim zaten. Ellerine sağlık.
neyi var oğlumun Emin? Niye bir şey söylemiyorlar? Ne bileyim Halide, ne bileyim? Doktor bey, niye ağırlaştı birden? Beklenmedik bir komplikasyon oluştu. Endişe edecek bir şey yok. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. İyiydi ama. Konuşuyordu bizimle. Bir uyudu, sonra böyle oldu. Ne olur doğru söyleyin, Mustafa'm iyileşecek değil mi? Lütfen sakin olun ama. Hayır, birden yoğun bakıma alınca biz de endişelendik. Gerçekten iyi değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Siz de yardımcı olun. Lütfen odada bekleyin. Peki doktor bey. Hadi Halide. Hadi güzelim. Bak doktor bey de iyi olacak dedi. Hadi. Oğlum. Hadi Halide. Hadi. Bak hala burada duruyor. Ne bekliyorsun? Gitsene şuradan. Halide yavaş. Size ne zararım var? Zararın içeride yatıyor. Senin yüzünden yoğun bakımda canıyla uğraşıyor çocuk. Ya ben böyle olsun ister miydim? Çıkar şunu evit. Çıkart gözüm görmesin. Eve gitmeye korkuyorum. Benim de hayatım tehlikede Mustafa ile birlikteyiz diye. Alma oğlumun adını ağzına. Birlikteymiş. Mustafa'nın seninle işi yok hadi. Halide uğraşma. Yüzsüze bak be. Yapma Halide ne olur. Bak sen de sağlam değilsin. Yığılıp kalacaksın. Korkutma beni. Elleri kırılsın inşallah. Sebep olanlar Allah'ından bulsunlar. Aşkım bana da ver misin? Sana yasak. Daha yeni mide kanaması geçiren birisi için zararlı değil mi? Aynen öyle Selim. Hiç dikkat etmiyorsun. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ya çok yoğun. Yakında kampanyaya başlıyoruz. Listeler 3 aşağı 5 yukarı belli olmuştur değil mi? Tabii. Bazı isimler için belli. Sizinki en başta herhalde. Yine ilk sıradan adaysınızdır. Evet. Harika. Ne güzel. Bir dönem daha garanti altında demek. Son anda bir değişiklik olmazsa öyle görünüyor. Ben aslında bir an önce İstanbul'a dönmek için can atıyorum. Ama ya birkaç sene daha böyle gel git idare edeceğiz demek ki. Geçen gün başkanla özel bir görüşmem vardı. Sizin de kulaklarınızı çınlattık bol bol. Ya. Ya. Başkan şaka yollu Dünür'ün neden partimize katılmıyor dedi. Ne diyorsun? Tabii bu şakadan ziyade bir yoklama gibi geldi bana. Eğer isterseniz partimizin kapıları size açık. Yani tabii hiç daha önce böyle bir şey düşünmedim ama... Bence kesinlikle siyasete girmelisin amca. Sizin gibi güçlü isimlere ihtiyacımız var. Aman efendim yok ya, bu sizin teveccühünüz. Vural kararını değiştirdi herhalde. Ay inşallah. Sen otur ben bakarım. Adaylığınızı bizim oralardan koyacak olursanız... Liste başı olmanız kesin. Aman Allah aşkına, aklına girmeyin. Abla niye öyle söylüyorsun ya? Bir aileye bir siyasetçi yeter demek istiyor. Aynen. Ama yani yine de teklif edilmesi bile güzel. Tabii bu tarafta işim çok yoğun olduğu için benim bunu kabul etmem çok zor. Bakın kim geldi. Ah Gaye. İyi akşamlar. Hoş geldin. Lütfen kimse rahatsız olmasın. Çok sevindik Gayecim, geç otur. Lütfen, oturmayacağım ben. Çok kalmayacağım zaten. Olur mu canım? Gel. Gitmeden sizleri de bir göreyim dedim. Daha hazırlanmadım. Çok işim var gerçekten. Biraz oturup döneceğim. Yemeklerimden yemeden seni bir yere bırakmam. Hadi otur, ben hemen sana bir servis getireyim. Hani biraz daha kalacağını söylüyordun buralarda. Nereden çıktı böyle birdenbire gitme? Ne bileyim enişte, sıkıldım. Niye kalktın sofradan? Yiyemeyeceğim dedim. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Bana mı kızdın? Abim üzülürken seninle niye uğraşayım? Niye her şeyi kendi üstüne alıyorsun? Eğer o telefonu bozulduysan... Bana ne senin telefonundan? Deli misin nesin? Niye bozulayım? Kimle istersen konuş, kimle istersen görüş. Bana ne? Allah Allah. Zaten canım sıkın, gelip ettiği lafa bak. Tamam, sözümü geri aldım.
abime üzülmeyi bırakıp bir de senin telefonuna bozulacağım ha? Tamam. Ne zannediyorsun sen kendini? Tamam, uzatma. Gelecek haftaki küçük salondaki etkinlik için. Ama Julie şeyi soruyordu, acaba... Televizyonun yansıra... sesini kısa abim uyuyor. Aman tanrım, aman tanrım. Kapat demedim, sesini kıs dedim. Abin uyuyor, sen de biraz yavaş ol. Mukaddes! Mukaddes! Götürme Murat'ı. Abiciğim. Evet o, götürme. Bak Mukaddes Hanım, ayıp bu yaptığın. Önce bir ara, bir konuşalım. Bak senden haber çıkmazsa eğer polise haber vereceğiz. Yenge, seni hiç affetmeyeceğim. Eğer Murat'ı bizden uzaklaştırırsan... Hadi güzel oğlum, çişini yap uyumadan, hadi gel. Anne, eve gidelim. Hadi şunları giydireyim, güzel güzel uyu. Hadi bir tanem benim. Ben burada uyumak istemiyorum. Ben babamın yanında uyuyacağım. Hadi üzme beni Murat, lütfen. Babamı istiyorum ben, halamı istiyorum. Onlar bizi istemiyorlar ama. Niye? Ne seni ne beni istemiyorlar artık. Dönemeyiz o eve, anlıyor musun? Niye ama? Hadi uyu artık sen. Uyandıktan sonra anlatırım ben sana, hadi. Babam beni seviyor, ister. Sen yalan söylüyorsun. İstemiyor diyorsun, ister o beni. Çalıyor! Babam mı? Fatma Gül, çalıyor! Meryem abla! Açsana! Açsana anne, ver bana. Alo. Mukaddes. Neredesiniz ya? Nereye gittiniz? Merak ettim. Çok merak ettim. Öldüm meraktan. Neredesiniz? Merak edecek bir şey yok. Açtı Mukaddes, telefonu açtı. Hepimiz çok merak ettik Mukaddes. Neredesiniz? Oteldeyiz biz. Hangi otelde? Söyle bana. Söyleyemem. Sana ver. Babamla konuşacağım anne. Ne olur. Alo baba. Baban kurban olsun sana. Aslan oğlum benim. Nasılsın? Çok merak ettim seni. Baba ben eve gelmek istiyorum. Neredesin söyle bana. Söyle hemen geleyim alayım seni. Annem babam artık bizi istemez dedi. Sen istemiyor musun beni? İstemez olur muyum? Sen benim oğlumsun. Bir tanecik oğlumsun. Her şeyimsin sen benim, her şeyim. Gittin diye öldüm ben, öldüm meraktan. Çok özledim sizi. Rahmi. Mukaddes, söyle yerinizi. Hadi söyle. Üzme artık oğlumu. Ağlatma. Bak o da özlemiş beni. Ayırma bizi, ne olur ayırma. Ben dönemem bu eve artık. Döneceksin. Geleceksin. Gene geleceksin bu eve. Zaten kimse istemez. Sen de istemezsin. Her gün kafama kakarlar. Yaşayamam ben öyle. Dayanamam o evde. İnceldiği yerden korksun. Herkes için daha iyi, inan bana. Ayıramazsın çocuğumu benden. Bırakmam onu. Vazgeçmem ben çocuğumdan. O benim çocuğum. Sen de benim karımsın. Benim hayatımsınız siz. Üzülme Rahmi, lütfen. Bunları daha sonra konuşacağız. Bırakmam ben sizi kimseye. Söyle yerinizi. Hadi söyle. Evimizde konuşalım ha. Evimizde konuşalım, olur mu?
Ben de gelseydim. Nimet etme abla, biz de gelelim. Hadi. Kadının burnu sürtmüş belli. Sizi görünce utanır. En iyisi ben getireyim. Ya inat etme abla, bilmiyor muyuz onu? Ya hiç gerek yok Allah aşkına. Siz evi ısıtın da çocuk gelince üşümesin. Hadi çabuk, tamam, çabuk. Dikkatli olun. Rica ederiz. Verdik mi paramızı? Verdik. Eve mi gidiyoruz şimdi? Anne. Dur oğlum, kafam almıyor şimdi hiçbir şey. Belki bir hafta sonu Milano'ya gelirim ben de. Yapma bunu sakın. Benim için gelme. Ama seni görmeden yapamayacağımı hissediyorum. Söyledim. Seninle görüşmek istemiyorum artık. Bak kendimi ifade edemedim ben sana. Yani hiç fırsat vermedin. Sen beni tanımıyorsun bile. Bir kaybım yok. Gaye. Bak böyle gitmeni istemiyorum gerçekten. Senden çok etkilendim. Ne olursun bana bir şans tanı. Hiç olmazsa küçücük bir umut ver ha. Hoşça kal. Aramama izin ver hiç olmazsa. Kırıcı olmak istemiyorum. Lütfen ısrar etme. Vay vay vay. Münir telci de bir kalp taşıyormuş meğer. Dahası o kalbi kırılabiliyormuş. Sen niye çıktın dışarı? Herkes öğrensin mi istiyorsun? Genç sevgilin seni terk ettiğine göre artık dikkatini bana verirsin ha. Döner bakarsın beni ne hale getirdiğine. Saçmalama. Beni böyle başından atamazsın. Kızların peşinde gülünç duruma düştüğünün farkında değil misin? Aşk mı dileniyorsun Münir? Yoksa çapkınlık uğruna gururunu mu çiğniyorsun? Sen içmişsin, sarhoşsun, darmadağın olmuşsun. Bir toparla kendini, kendine gel. Bana yaptığının hesabını vereceksin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Adamı çıldırtma. Bir heyecan paylaştık, bitti gitti. Şimdi rahat bırak beni. Benimle alay ettin. Kullandın beni. Duygularımı incittin. Bırak bu beylik lafları Leman. Çok sıkıcı oluyorsun. Sıkıldın benden değil mi? Sıkıldın. Ben senin için evliliğimi tehlikeye attım. Onurumu ayaklar altına aldım. Ben seni hiçbir şeye zorlamadım, tamam mı?
rahat bırak beni. Düş yakamdan artık. İn aşağılık adiyeri! Bırak bırak, bırak! 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 Kahve içer misiniz? Orhan, oturun siz. Bırak! Ağlama! Kes sesini! Aşağılıklar. Odunlar büyük geldi, ateş boğuldu. Sence ne oldu yengen dönmeye karar verdi? Nereye? Çardakta oturacağım biraz. Dışarısı buz gibi. Kafa dinlemek istiyorum biraz. Ha, burası galiba, burası. Dur, 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 dur. Geldik, dur. Tamam, yavaş, yavaş. Baba! Oğlum! Oğlum! Çok şükür oğlum, çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür oğlum. Canım, canım oğlum, canım. Hadi gidelim. Evimize gidelim. Mukaddes, hadi kalk gidelim. Mukaddes, ne oldu yüzüne, ne oldu? Oldu bir şeyler işte. Şey, otel ödendi mi, ödeyeyim mi? Ödendi. Hadi gidelim o halde. Thank you.
Haydi gidelim bakalım. Gidelim, gidelim. Eve gidelim. Uyuyacaksın mı? Uyu, tamam. Yaslan babanın kucağına. Uyu. Hava soğuk, üşüyeceksin. Üşümüyorum ben. Eğer ben içerideyim diye sen buradaysan, ben barakaya girelim, hadi gir içeri. Ben istedim diye buradayım. Hiçbir şeyimi sana göre ayarlamıyorum, hemen kendine pay biçme. Ben bundan sonra ne olacak diye düşünüyorum. O kadınla nasıl yüz yüze bakacağız diye. Nasıl yaşayacağız aynı çatının altında? Bir de bu yükü nasıl taşıyacağım diye düşünüyorum. Bir de. Taşıdığım yük etmezmiş gibi bir de bu yük bindi sırtıma. Rahatladın yine, benimle uğraşmaya başladın değil mi? Tamam. Olsun varsın. Sen üzülme. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Lafı yine kendine getirdin. Sen kendinden başka bir şey düşünmez misin? Ben değil, sen getiriyorsun. Her fırsatta beni hırpalamaya çalışıyorsun. Senin için nasıl çaba sarf ettiğimi görmek istemiyorsun çünkü. Senden hiçbir şey istemiyorum. Çabalama. Ben ne istiyorum biliyor musun? Artık beni anlamanı istiyorum. Bu kadar hırpalanmak istemiyorum. Fatmagül, artık bu işkence gibi dayanamıyorum. Sana dayan diyen mi var? Çekip gideceğim dedin, boşanacağım dedin, sonra vazgeçtin. Sözünden dönen sensin. Gidemezdim. Gidemem. Bırakamam seni. Bırak. Artık bana acıyormuş gibi yapma. Ben de dayanamıyorum. Sen kendi vicdan borcunu ödeyeceksin diye, kendini affedeceksin diye katlanamıyorum bunlara. Benim için kolay mı sanıyorsun ha? Bu kadar yakınken bu kadar uzak olmak. Bu kadar sevip de söyleyememek. Anlamıyorsun bir türlü. Ben seni seviyorum.